Merhaba arkadaşlar. AutoCAD programına yeni başlayan arkadaşlar için kolay bir şekilde hazırladım. Başlangıç seviyesinde bunu hep beraber çalışalım. Öncelikle her zaman olduğu gibi ayarlarımızı gözden geçirelim. Polar seçeneğinin mutlaka açık olması lazım. Buna önem verelim. Ondan sonra biraz daha ileride F3 tuşuyla açıp kapadığımız OSnap seçeneği var. Onun da açık olması lazım. Bu şekilde mavi görünmesi lazım. Üzerine gelip sağ tıkladığımızda ve Settings'e girdiğimizde şöyle OSnap listesi karşımıza çıkıyor. Bunlar obje yakalama seçenekleridir, butonlarıdır. Bunlar başında tik olanlar otomatik çalışan OSnap'lerdir. Endpoint, Midpoint, Center ve Intersection en çok karşımıza çıkan 4 tane OSnap'tir. Ve bunların mutlaka başında tikli olması lazım. Çalışma sırasında objeleri otomatik olarak yakalayabilmesi için. Bunları tıkladıktan sonra OK diyelim ve başlayalım. Arkadaşlar, bir kare var. Bu karenin içinde 45 derece çevrilmiş başka bir kare daha var. Dıştaki karenin uzunluğu verilmemiş çünkü arkadaşlar kendinden çıkacak. Önce bizim şu içerideki 45 derece yatık kareyi çizmemiz lazım. Kenar uzunluğu 100. Line diyelim. L yazdığımızda burada liste çıkar. En üstteki line'a da tıklayabilirsiniz veya L enter yapabilirsiniz. Size kalmış veya buradan direkt line butonuna da basabilirsiniz. Hepsi aynıdır. Şöyle rastgele bir yerden tıklayalım ve şöyle yazalım arkadaşlar. Polar koordinat girme seçeneği et uzunluk 100 küçüktür 45. Enter dedik arkadaşlar. Yatayla 45 derece açı yapan ve 100 birim uzunluğunda bir çizgi çizdik. Şimdi artık buradayız. Açımızı buna göre vereceğiz. Kaç derece yazmamız lazım? Şöyle 0, 90, 45 de böyle gelirsek 135 olacak. Et 100 küçüktür 135. Buraya geldik. Şimdi burada bu tarafa doğru 45 derece vermemiz için ölçelim. 0, 90, 180, 45 daha 225 derece olacak. Yine et 100 küçüktür 225. Buraya geldik. Burada tekrar 315 derece yazmamıza gerek yok. Şöyle endpoint ile burayı kapatalım ve ilk karemizi çizelim. Bu kenarı içeriye 20 birim atmak için arkadaşlar offset komutumuz var. O enter deyip ondan sonra mesafemizi yazmamız lazım. 20 enter. Şöyle kenarlardan önce seçip daha sonra tarafı atıyoruz arkadaşlar. Böyle seçerseniz dışarıya atar. Şöyle. Daha sonra komutlar vermeden bu şekilde çoğalta gidiyoruz arkadaşlar. Ama karşımızda bir fazladan iş çıktı. Burada arkadaşlar mesela trim komutuyla tr enter deyip bunları kesmeye çalışmanız arkadaşlar çok uzun zaman alacaktır. Onun yerine şunu yapacağız. Şöyle seçelim. Şöyle çerçeve yaparak. Seçelim arkadaşlar. Ondan sonra bu 4 çizgiyi polyline hale getirelim. Yani tek bir çizgi gibi bir obje haline getirelim. PE enter diyelim. Ondan sonra herhangi bir çizgiyi kenarı seçelim. Karşımıza çıkan soruya enter'la cevap verelim. Karşımıza bir menü çıktı arkadaşlar. Join diyeceğiz buraya da. Evet. 4 tane çizgiyi seçtik ve Enter'a bastık. Menü devam ediyor. Komut devam ediyor. Bir Enter daha basarsak komuttan çıkmış oluruz. Bakın şimdi arkadaşlar üzerine geldiğimizde artık 4 tane ayrı ayrı değil. Hepsini tek bir obje gibi seçiyor. Bu durumda offset yaparsanız O Enter derseniz mesafemiz yine 20. Enter deyip şöyle objemizi seçelim. İçerideki boşluğu tıkladığımızda bakın ne kadar kolay bir şekilde şeklimiz sona erdi. Dolayısıyla polyline ile line'ın farkı burada ciddi şekilde ortaya çıkıyor. Bizi bir sürü hamaliyeden kurtarıyor. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar burada şöyle rastgele uzunlukta şu köşeden başlayarak ve poları da kaçırmayarak şöyle bir çizgi çizelim. Ondan sonra arkadaşlar
Bir daha line'a girelim. Bu sefer buradan şöyle kafanıza göre uzunluğu çok önemli değil. Şöyle bırakalım ve enter'a çıkalım. Ondan sonra bir enter'a daha girelim. Bu sefer aynı şeyi burada yapalım. Şunu uzatalım arkadaşlar. Ve şurada bir tane bir line daha girip evet. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi buraya Object Snap Tracking'e basalım. Burada arkadaşlar şöyle tuttuğunuzda çok rahat bir şekilde bakın poleri bozmadan şu çizgiye doğru ilerlediğinizde intersection orayı otomatik olarak görecektir ve şöyle bırakacaksınız. Ondan sonra arkadaşlar hiç komuta falan girmeden tıklayın. Buradaki mavi klipten tutun. Şöyle birbirine üzerine geldiğinizde arkadaşlar otomatik kilitlenir. Şöyle bırakın. Daha sonra ise bunu şöyle tutup arkadaşlar bakın şu an çizgimiz yok ama şöyle yaparsanız evet onun hizasına kadar gel derseniz gene istediğiniz olur. Yani onun hizasına gelmiş olursunuz. Bu şekilde tamamlayalım. Aynı işi burada da yapalım. Biraz daha iyi öğrenelim. Tıklayalım arkadaşlar şunu. Gittik. Şu an çizgimiz yok karşıda ama şöyle hiç tıklamadan şöyle getirirseniz arkadaşlar bakın bu zaten vektörde gösterecektir size ve tıklayalım. Ondan sonra şöyle gelelim. Burada da işimiz daha kolay. Şöyle hemen intersection'ı yakalayalım. Bunu da bu şekilde bitirelim. Evet, çizgimiz tamamdır. Şimdi bir tane daha gelelim ve şu köşeden tutup karşıya bir tane midpoint'e, orta noktaya bir tane line atalım. Enter deyip çıkalım. Aynı offset işini O enter 20 enter deyip burada da yapalım. Tutalım şöyle boşluk. Seçin boşluk. Seç boşluk, seç boşluk. Yeter ki tarafınızı doğru seçin arkadaşlar. Eğer yanlışlıkla yine bu tarafı seçerseniz çizgileri üst üste çizersiniz. O başka bir durum olur. Olmaz. Şimdi bunu arkadaşlar önce trimleyelim. Tr enter deyip bu şekilde fazlalıkla direkt olarak tıklamak yeterli. Enter deyip çıkıyoruz. Sonra mi enter deyip şu en son çizdiğimiz çapraz çizgileri şöyle seçelim. Enter'a basalım. Ondan sonra bize bir tane ne soruyor? Specify first point of mirror line diyor. Yani bunları seçeceğin bir simetri ekseni seç diyor. Şuradan burası da olur, burası da olur. İki tane sağlam nokta seçelim. Eskisini sileyim mi diyor. Yes derseniz arkadaşlar bunu silip karşıya atar. Biz no diyoruz. Default'u bunun no'dur. Her zaman bunu yes diye daha doğrusu enter deyip geçebilirsiniz. Mi enter deyip şöyle bu sefer hem ilk seçtiklerimizi hem de ikincileri seçelim. Bunu seçmek için şöyle sağ çerçeve yaparsanız arkadaşlar çerçevenin içinde tamamen kalanları şöyle almış olursunuz. Eğer ki yanlışlıkla mesela şunu seçtiniz arkadaşlar. Shift'e basıp tıklamanız yani normal şekilde tıklamanız yeter. Seçmenizi iptal etmiş olursunuz. Seçtik. Enter diyoruz. Yine eksen soruyor. Bu sefer yatay bir eksen seçiyoruz. Bakın şöyle. Tıklayalım ve yine Enter'la soruyu geçelim. Ve şeklimizi çizmiş olalım. Hemen bir dimension yapalım arkadaşlar. Burada aligned deyip arkadaşlar yatay veya dikey olmayan eğimli giden, daha doğrusu açılı giden çizgileri şöyle iki ucundan çok rahatça seçelim ve uygun bir yere bırakalım. Dimension arkadaşlar her şey otomatik gelir. Cisim arasındaki otomatik boşluk, okular ve text her şey otomatik gelir. Teknik listindeki gibi zor işlemler, zahmetli işlemler burada yok. Bir aligned daha diyelim. Bu sefer şu 20'yi ölçülendirelim. Şöyle midpoint'ten tutup ikisi de midpoint'tir. Karşılıklı zaten kolay bir şekil. Şöyle rahatça yakalarsınız. Bunun daha başka türlü uygulamaları var. İleriki şekillerde diğer videolarımızda bu durumla karşılaşıyoruz ve izlemenizi tavsiye ederim. Ondan sonra arkadaşlar şurada bir tane 45 derecelik açımız var. Açı ölçendirmesi için buraya gelip dimension'a gelip angular deyip ondan sonra iki tane çizgiyi direkt seçmeniz
yeterlidir. Bakın şöyle, ister buraya, bazen dışarıya da alabiliyoruz şekil gereği ama burada içeride bırakacağız ve bu şekilde şeklimizi bitirdik. Evet, şimdi arkadaşlar şeklimizin dış kenarlarını kalınlaştıralım. Şöyle seçip üzerine şöyle Properties'te ikinci çubuğa gelelim ve 0.30 gibi değer iyidir. Şöyle tuttuğumuzda arkadaşlar çizgi kalınlaşır. Eğer kalınlaşmıyorsa, ekranda görünmüyorsa LW Display ayarı şöyle tıkladığınızda off çıkar arkadaşlar. Ben de şu an gözüktüğü için on ayarlı. Bunu on yapmanız yeterlidir. Daha sonra arkadaşlar çıkalım. Seçelim bunu ve şurada çok kullanacağız bunu. Şu fırçayı tıklayalım. Özellik kopyalama tıklayalım ve şöyle bakın şöyle seçelim. Sola doğru çerçeve yaparsanız objeye değen bütün ölçüleri, daha doğrusu çerçeveye değen bütün objeleri seçmiş olursunuz, tıklamış olursunuz. Bakın böyle bu şekilde süratle yapalım ve şeklimizi kalınlaştırmış olalım. Evet, dimensionlar kalınlaşmaz arkadaşlar. Dimensionlar her zaman ince çizgili yapılır. Onlara dokunmuyoruz ve bu şekilde şunlar da var, pardon. Evet. En son olarak şu kenar ve şeklimizi bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.